adventure with the coolest creatures, from the oceans to the trees. The brothers Krak are going places you never get to see. Hanging with their creature friends, get ready, it's the hour. We're gonna save some animals today with Creature Power. And lizard glide, falcon flight, and lion ride. Gonna go wild, wild press, gonna go wild, wild, wild press. Gonna go wild, wild press, gonna go wild, wild press. Go wild, wild, wild press. Vahşi Hint köpeği çoğaltıcı. Onlara henüz çoğaltıcıdan bahsetmeyeceğim. Önce çalıştığına emin olmalıyım. Tamam, deniyorum. Ah, iki tane olmuşsunuz. Çalışıyor. Anlatmak için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlanacaklar. Aa, bu nasıl olabilir? Oh. Ne oldu? Ne okuyorsun kardeşim? Rudyard Kipling'in Orman Kitabı. Şunu dinle. Bir kaplan bile yeni avını vahşi Hint köpeğine terk eder. Oh, harika. Hindistan'da büyük bir kaplanı bile alt edebilen bir yırtıcı var. Ne? Bu nasıl doğru olabilir ki? Burada öyle yazıyor. Üstelik bir klasik. Tamam. O zaman ipuçlarını Dünya Bilim ve Veri Tabanı'na girelim. Kaplanları alt ediyor. Peki, yani etobur bir yırtıcı. Kurt kadar büyük değiller. Kurttan küçük. Üstelik Hint kurtları zaten küçük. Vahşi Hint köpekleri sayıları yüze ulaşmadan kendilerine sürü demez. Vahşi Hint köpeği av sürüsü korkutucu bir şeydir. Büyük bir grup halinde yaşıyor ve çalışıyorlar. Vahşi Hint köpeği... Namı diğer kızıl köpek. Gizemli ve tehlike altında olan bir tür. Tamam. Bence Kret kardeşlerin bir sonraki hayvan macerasının ne olacağı belli oldu. Vahşi Hint köpeğini bulacağız. O zaman macera çantamızı hazırlayıp yola çıkalım. Hadi. Aviva! Aviva! Buraya gelmen lazım. Hint köpeği güçlerini programlamaya başlamalıyız. Peki, aşağı gelme. Ben yukarı çıkıyorum. Ne var? Görevimiz küçük köpek benzeri bir etoburu bulmak ve... Küçük köpeklere bayılırım. Köpek gibi dedim, köpek değil. Aa. Ağaç sansarı, porsuk, tilki ve susamuru gibi. Peki, peki. Etobur temel programıyla başlayacağım. Dur, Aviva. Şuna bak. Vahşi Hint köpeği. Kırmızı bir köpek gibi görünebilir. Ama kanin ırkından değil. Kendi türü var. Q10. Ha, belki bu sefer sıfırdan başlamam gerek. Evet. Bu tür buzul çağında kılıç dişli kediler, kısa yüzlü ayılar, tüylü gergedanlar ve mamutlar döneminde türemeye başladı. Ve o zamandan beri pek değişmeden yaşamını sürdürdü. Martin, mağara adamı gibi çizmeyi nereden öğrendin? Ve günümüzde vahşi Hint köpeği dünyadaki en nadir etoburlardan. Kesinlikle tükenme tehlikesi olan bir tür. O kadar gözlerden uzak ki tabiatta kaç tane yaşadığını bilen yok. Ama en iyi tahminler 2500 civarı. Ve insanlar onlar hakkında pek bir şey bilmiyor. Yani zor bir iş olacak. Sırf onları bulmak için bile Hindistan'daki Kret kardeşler çocuklarından yardım almamız gerek. Oh, benim sıram. Oh! Hindistan'daki Kret kardeşler çocuklarını arıyorum. Hiç vahşi Hint köpeği gören veya duyanınız var mı? Gerçekten varlar mı? Bize yardım edebilir misiniz? Vahşi Hint köpeklerini bulmalıyız. Evet, lütfen yardım edin. Mesaj yollandı. Umarım yakında bir haber çıkar. Bir şey yok. Bir fikrim var. Kret kardeşler çocuklarından başka yardım edebilecek birileri daha var. Sen de benim gibi mi düşünüyorsun kardeşim? Sanırım senin gibi düşünüyorum. Canlılardan da yardım alabiliriz. Alabiliriz.
Martin şuna bak. Sambar geyiği. Langur maymunu. Tavus kuşu. Vay! Hindistan'da hayvan peşinde düşmenin en güzel yanlarından biri de bu. Bu hayvanlar size yırtıcıların nerede olduğunu söyler. Dinle. Vahşi Hint köpeklerini arıyoruz. Yardım edebilir misin? Evet, vahşi Hint köpeği. Şu vahşi küçük etobu. İşte bu. Vahşi Hint köpekleriyle tanışacağız. Vay, kaplan. Beklediğimiz şey değil tabii. Ama kaplan görmek daima güzeldir. Tabii bizim kaplan yemi olduğumuzu düşünmüyorsa. Martin, maymunlar gibi yap, tırman. Peşindeyim Chris. Kaplan, vahşi Hint köpeğinin ezeli rakibi. Tilki boyutlarında küçük bir grup hayvanın bu kadar büyük bir kediyle nasıl başa çıktığını bilmiyorum. Belki de korkutucu Hint köpekleri hikayeleri sadece hikayedir. İyi ki kaplanlar tırmanmayı sevmiyor. Evet. Kaplanları seyretmekten asla sıkılmıyorum. Evet, turuncumsu renklerini beğeniyorum. Harika bir kedi bu. Küçük köpek benzeri bir hayvan sürüsünün onlara dert olacağı kimin aklına gelirdi? Eğer bilen birileri varsa o da Hindistan'daki Kret kardeşler çocuklarıdır. Hı? İşte uzun sürmedi. Madhya Pradesh eyaletinde Mala'dan geliyor. Biz de şu anda oradayız. Merhaba Koki, merhaba Viva. Merhaba Mala. Hindistan'dayız, vahşi Hint köpeklerini arıyoruz. Gerçekten varlar mı? Ben hiç görmedim ama gerçekler ve çok vahşiler. Doğru, görmesi çok zor ve çok nadirler. Ama amcam birkaç kez görmüş. Bana tepenin üzerinde eski kalıntıların orada yaşayan bir köpek sürüsünden bahsetmişti. Dev bir heykelin ayaklarında yuva yapmışlar. Vay canına. Sen hiç onları görmeye gittin mi? Hayır, çok tehlikeli çünkü kalıntıların altında avlanan bir kaplan var. Oh, bu kaplanı mı söylüyorsun? Görünüşe göre bugün bizi yakaladı. Ve bu da vahşi Hint köpeklerinin olduğu dağın eteğindeyiz demek. Hey, kalıntıları görüyorum. Tamam, güzel. Hadi gidelim. Peki, kaplanı unutmuştum. Mala, bir ağacın dibindeki kaplanı nasıl geçip gidebilirsin? Sanırım geçemezsin. Sanırım gidinceye kadar beklersin. Ama kaplanlar çok sabırlı avcılardır. Evet, onu anladık. Martin, kaplana dikkat et. Kaplan? Kaplan! Koş, koş! Hayır, hayır! Ya Martin, kaplan gitmiş ki. Oh, bu çok güzel. Vahşi Hint köpeklerine yaklaşıyor olmalıyız. Umarım. Wow, işte o da. Dev heykel. Evet. Evet. Burası harika bir yer. Aa evet, burada yaşamak isterdim. Pekala, burası evim. Merhaba. Hey Chris, galiba bir dudak dayı benden önce davranmış. Dalga geçmeyi bırak Martin. Ama geçmiyorum. Burada bir dudaklı ayı var. Bir dudaklı ayı. Bugün köpeklerin peşindeyiz, hatırladın mı? Şu izlere bak. Üzgünüm dostum. Seninle macera yaşamak için geri gelmem lazım, tamam mı? Bugün vahşi Hint köpeği macerasındayız. Görüşürüz. Şuna bak, tırnakları gördün mü? Küçük köpek izlerine benziyor. Umarım gerçekten köpek izi değil de köpek izi gibidir. O zaman Hint köpeklerinin izi olabilir.
Bir sürü iz var ve bir sürü farklı canlıya ait gibi görünüyor. Sürü izleri. Vahşi Hint köpekleri olabilir. Gel, takip edip öğrenelim. Bir şey duyuyor musun? Taşın orada. O da neydi? Yavru tavşan mı? Vahşi kedi yavrusu mu? Bu. Bu? Ha. Ufak bir cins enik mi? Bu acaba... Yavru Hint köpeği. Ho ho, öyle olmalı. Evet, köpeğe benziyorsun ama farklısın. Biraz köpek gibi, biraz değil. Sen Hint köpeği olmalısın. Evet, kesin olan bir şey var. Adını Küçük Kırmızı koyacağım. Sanırım sorumuzun cevabını bulduk. O yavru vahşi Hint köpeği çünkü annesi orada. Merhaba anne köpek. Aa, vahşi Hint köpeği. Oho, yaşam listem için yeni muhteşem bir hayvan. Vahşi Hint köpeği, Kuon Alpinus. Gerçekten biraz ufak ve biraz uzun. Sansarla köpek arası bir şeye benziyor. Ve korkusuz. Nereye gidiyorsun? Ve neden acele ediyorsun? Sanırım annesi bizden pek memnun değil. O yavrunu incitmek istemiyoruz. Ne yapıyor? Orada bir şey yok. Ne diyordun kardeşim? Ben leopara benzettim. Leoparlar her yere saklanabilir. Dünyadaki en iyi gizlenen kedilerden biri. Bu kötü. Leopar anneyi avlayacak gibi. Ve sana bazı leoparların saldırgan olduğunu hatırlatabilir miyim? Yani durum bizim için iyi değil. Martin, bu kadar küçük bir etobur nasıl bu kadar cesur olabilir? İşte böyle kardeşim. Sürü. Ho, evet, tabii. Sayısal üstünlük. Bu küçük etoburlar akıcı, korkusuz ve enerjik. Bir araya gelince çekinilecek bir güç oluyorlar. Vay! Wow! Ciddi bir takım çalışması. Muhteşem bir hayvan gücü. Aviva! Aviva! Bunu kaydediyor musun? Evet, hepsini. Atik. Kıvrak. Güvenli. Pürüzsüz. Hızlı. Akıllı. Bireysel olarak muhteşem bir hayvan. Diliteken büyük bir avcı. Vahşi Hint köpekleri vahşi kedilerle dolu bir ormanda takım çalışmasıyla güvende. Ve yuvada kalan üyelere yemek bile getiriyorlar. Çocuklar, benim için bir tarama yapar mısınız? Evet. Muhteşem bir kas iskelet bilgisi. Son ayarları yapıyorum. Acele et Aviva, gidiyorlar. Bitti sayılır. Çabuk, diskler hemen lazım. Bir köpeğe dokunmamız lazım. Eğer giderlerse onları bir daha bulamayabiliriz Aviva. Acele et! Acele ediyorum. Sürü gidiyor. Gücümüz kayboluyor yani. İki disk hazır. Hazır. Enerji ver ve yolla. Hayvan gücü disklerini yerleştir. Ve dokun. Hayvan gücü disklerimiz var. Onlar gitti. Çok yaklaşmıştık. Hey, ya küçük kırmızı? Küçük köpek, yavrucuk. Merhaba dostum. Sen neden sürüyle beraber gitmedin? Tabii ya, yavrular hep yuvada kalır. Ve küçük kırmızı bize çok yardım edecek. Hayvan güçleri aktif.
Pratik. Kıvrak. Keskin duyular. Oo, sevdim bunu. Evet, bu elbise harika. Ama büyük bir tilki boyutlarında olduğumuzu fark ettin mi? Evet, belki de gidip sürüye katılmalıyız. Gel hadi. İyi fikir. Sonra görüşürüz küçük kırmızı. Oh, langur maymunları alarm veriyor. Ve sambar da buradan kaçıyor. Tavus kuşu da. Herkes hayvan gücüne saygı duyuyor. Oh! Merhaba dudaklı ayı. Nasılsın? Nereye gidiyorsun? Aa, daha birkaç dakika önce çok iyi arkadaştık. Tek kötü yanı bu kıyafetle hayvan arkadaş edinemiyorsun. Ve leopar bir ya da ikisini yalnız yakalarsa saldırabilir. Etrafta o leopar varken büyük köpek sürüsünü bulsak iyi olur. Oh hayır. Aa, tam da korktuğum gibi sallanan bir kedi kuyruğu. Kaplan! Ve bizden korkuyor gibi görünmüyor. Çünkü sadece iki taneyiz. Onların kuvveti sayısal üstünlükten geliyor. Evet, sürünün gerisi lazım. Ama gittiler. Daha çok hayvan gücüne ihtiyacımız var. Martin, buradan uzaklaşalım. Arkandayım. Chris, sanırım onu atlattık. Evet. Sadece iki kişi olduğumuz için avantaj kaplanda. Kesinlikle öyle. Ama eğer sizin gibi hayvan elbiseli daha çok kişi olsaydı kaplan farklı düşünürdü. Ama yok. Ama yok. Sorunu güzel özetledin Aviva. Evet, ama bir özetin Martin ve Chris'e ne faydası olacak ki? Üstünde çalıştığım deneysel bir şey var. Koki, Jimmy, garajdan çıkarmak için yardımınız lazım. Dayanın kardeşler. Dayanıyoruz. Koki, Jimmy, geliyor musunuz? Geldik. O ne? Ben buna çoğaltıcı diyeceğim. Çoğaltıcı mı? Bu cisimlerin gerçek hayattaki gibi üç boyutlu kopyalarını yapıyor. Çoğaltıcı. Ama henüz deneysel. O zaman deneyelim. Acil durum. Kaplandan kurtulamıyoruz. Bize şimdi daha çok hayvan gücü lazım. Az kaldı. Çoğaltıcı hazır. Enerji ver ve yolla. İçeri, çabuk. Burası çok kalabalık oldu. Merhaba Chris bir numara. Dur, Chris bir numara benim. Sen Chris iki numarasın. Hey. Bu çok garip ama harika. Ne kadar çok Martin olursa o kadar iyi. Evet. Bir kez daha. Şimdi bizim de bir sürü kadar gücümüz var. En iyisi onu yuva bölgesinden uzağa sürelim. ...130 kiloluk bir kaplandan daha güçlü. Hey, Martin ve Chris iki numaraya ne oluyor? Hayır. Şimdi de 3, 4 ve 5 gitti. Bu sorun deneysel olduğu için. Hayır. Fırsatımız varken bu yıkıntılardan uzaklaşmamız gerekirdi. Yine köşeye sıkıştık. Oh, ben hallederim. Kes şunu Martin. Bu kaplanı daha çok acıktırıyor. Köpekler! Devam et Martin. Köpekler yardım etmeye geliyor. Artık bir köpek sürümüz var. Evet. Kaplan sürüye bulaşmaması gerektiğini biliyor. Artık güvendesin dostum.
Vahşi Hint köpeklerinin en büyük gücü... ve güvenliklerinin anahtarı... sayısal üstünlük... ve takım çalışması. Hey küçük kırmızı! Onları tanıdığım için çok memnunum. Evet, varlıklarından bile haberimiz yoktu. Var oldukları için sevinmeliyiz. Ah, ne şirin. Ama tehlike altında olan bu türün yaşamını idare ettirmek için bizim yardım etmemiz gerektiğini unutmayın lütfen. Sürü halinde... doğada ve... ve özgürce. Kral Kobra. Bu taraftan olduğuna eminim. Evet, öyle görünüyor. Daha önce bu kütüğü geçtiğimizi hatırlıyorum. Geçen sefer de üstünde Hint mongosu var mıydı acaba? Ne mongosu? Şimdi oradaydı. Harika. Hızlı ve enerjik canlılar. Hadi onu bulalım. Dur, dur. Kayıp hayvan podunu bulmadan olmaz. Bu en önemli macera aleti çünkü. Oh, evet, kayıp hayvan podum doğru. Hala sinyal alıyor musun? Evet, bu taraftan. Hayvan podum, geliyoruz. Hı? Hı? Daha iyi organize olman lazım kardeşim. Benden, organizasyon kralından sana tavsiye. Evet ama ne zaman bir şeyi kaybetmemek için bir yere koysam nereye koyduğumu unutuyorum. Geçen hafta harika bir sandviçim vardı. Yarısını sakladım. Hala nereye koyduğumu bilmiyorum. Ben biliyorum. Oh, evet. Gördün mü? Ben senin organizasyon sistemine bir şey koymaya çalışınca olmuyor. Aman kardeşim. Oh, artık bunu istemiyorum. Tamam, yaklaştık diyor. Hemen şurayı dönünce olmalı. Oh, merhaba. Büyük zehirli Hint kobrası. Sana böyle bir rastlamak çok güzel. Ya da değil. Alabilir misin Chris? Yılanı mı? İmkanı yok. Hayır, benim hayvan podumu. Ne diyorsun? Burada ani bir hareket yapamam bile. Ha, evet, bu muhteşem başlığıyla klasik kobra savunma hareketi. Korkuyorum ve seni ısırmak istemiyorum ama gerekirse ısırırım diyor. Mesaj alındı. Hemen geri çekiliyorum. Hmm. Başlık. Ona bu ismi vereceğim. Harika ama bir Hint kobrasıyla bakışma müsabakasına girişmek istemiyorum. Seni oradan çekeceğim. Yavaşça. Merhaba çocuklar. Kazandım. Şimdi. Sağ ol kardeşim. Sorun değil. Ama hayvan podum hala onda. Çocuklar. Alo. Bir kobrayla ufak bir sorunumuz var. Ama halledemeyeceğimiz bir şey değil. Üzgünüm. Bu konuda yardım edemem. Kobra, güzel. Kobraları çok severim. Zehirli bir canlı. Dişlerinde zehir var. Şu başlığa bak. Röntgen taraması yaptık. Şuna bak. Kaburgaları özel bir şekilde dışa ve geriye doğru gidiyor. Bu da boynunu genişletmesine yarıyor. Bu bir savunma hareketi. Harika. Bunu kobra hayvan gücü elbisesi için kullanabilirim. Lütfen zehrin nasıl etki ettiğini bulun. Zehrin nasıl etki ettiğini buldun mu? Bizim için endişelendiğini gördüğüme sevindim. Chris, bak. İşte bu avlanma pozu. Küçük bir başlık. Hayvan podlarını senkronize edebilir misin? Tarayıcıya giriyorum. Vay. Müthiş bir zehir vuruş gücü. Bir ısırık yeter. Şuna bak. Yılan saldırdığı zaman zehir bu salgı bezlerinden çıkıp delikli dişlerden geçerek kurbağaya enjekte ediliyor. Zehir ava böyle geçiyor işte. Wow, bu da nörotoksit bir zehir. Ah, çabuk sinirlere yaklaş. Sinirler telefon hatları gibi. Beyinden gelen mesajları kaslara taşıyor. Mesela kalbe atmasını söylüyor. Bazen bu mesajların diğer tarafa ulaşması bu moleküller vasıtasıyla bir sinirden diğerine atlaması gerekiyor.
Böylece kalp kasları gibi şeyler çalışmaya devam ediyor. Ama bak, kobra zehri araya giriyor. Şimdi bir mesaj geldiğinde diğer tarafa geçemiyor. Çünkü kobra zehri reseptörleri bloke ediyor. Bu mesajlar olmadan kalp atışı, solunum... Hepsi duruyor. Ve kobra yemeğini alıyor. Aviva, zehrin nasıl etki ettiğini bulduk. Harika. Bilgiyi bana yollayın. Elbiselerde kullanayım. Hayvan podunu almada kolay gelsin. Chris bak. Hint mongosu geri geldi. Hey! Sen de benim gibi mi düşünüyorsun? Evet. Sanırım senin gibi düşünüyorum. Zehir bağışıklığı! Mongos da var. Onu izleyip gizemini çözmeliyiz. Ve bunu yapmanın iyi bir yolu var. Minyatürleş! Hey, bizi bekle dostum. Sıkı tutun. Sarsıntılı, sarsıntılı, sarsıntılı. Bu çok zikzaklı bir yolculuk. Mongos'un hayatı böyle. Yüksek enerji, yüksek süratli ve hızlı. Ya hiç durmazsa? İnanılmaz zehir bağışıklığını nasıl anlayacağız o zaman? Aa, hayır. Sanırım öğrenmek üzereyiz. No! Mongos, kobra, zehir bağışıklığı. Neden bahsediyor bunlar? Bağışıklık, bu yılanın zehri Mongos'a zarar vermiyor demek. Nasıl olabilir? Dayan dostum. Bu uzaklaştırma. Kobra savunmada. Ve Mongos da saldırı durumunda. Zehir dolu dişler ve ani bir saldırı. Karşılık olarak çeviklik ve hızlı bir karşı saldırı. İnsanlar hep kobraların herkesi ısırmak için saldırdığını düşünür. Ama başlık korkmuş. Kendini ciddi bir yırtıcıdan koruyor. Kesinlikle. Martin, dikkat et. Isırdı. Hayati fonksiyonları kontrol ediyorum. Mesajlar hala normal akıyor. Ama işte zehir geliyor. Zehir molekülleri reseptörlere sığmıyor. Onları bloke edemiyor. Böylece mesaj akışı devam ediyor. Ve kalp atmaya devam ediyor. Zehir bağışıklığı gücü çalışıyor. Bu inanılmaz. Ama abartmasa iyi eder. Bu sadece kısmi bağışıklılık. Çok fazla zehir yine de tehlikeli olabilir. Başlık yoruluyor olmalı. Bu Mongos'un planının bir parçası. Yılanı yormak. Bu kadar. Bitti. Şimdi üzüldüm işte. Evet. Kobra yalnız bırakılmak istiyordu. Sadece kendini koruyordu. Evet. Ama bir şeyi unutmamamız gerekiyor. Doğa böyle çalışır. Av ve avcılar. Evet. Kötü yok. Kötü yok. Neyse, hala fırsatımız varken hayvan podumu alalım. Görev başarıldı. Artık normal boyuta dönelim. Minyatürize edici sen değil mi? Ben sende sanıyordum. Harika görünüyor Aviva. Başlık gurur duyardı. Umarım. Başlığın arkasındaki motifi aynı onunki gibi yaptım. Onun anısına. Diş programlama da tamamlandı. Diskleri yazmaya hazırım. Harika bir sürüngen elbisesine hazırlan. Jimmy, ışınla. Ve ışınla. Bekle ve... Ups. Kontrolörümü kalibre etme zamanı gelmiş.
Kobra güçleri. Teşekkürler. Rica ederim. Kobra güçleri etrafta daha kolay dolaşmanızı sağlar. Disk yerleştir. Kobra'ya dokun. Hint kobrası gücü aktif. Vay canına. Şu başlığın nasıl çalıştığına bak. Ve fonksiyonel dişler. Muhteşem. Oh, muhteşem. Aa, sürünelim kardeşim. Minyatürize ediciyi bulmamız lazım. Sanırım oraya gidip bulmalarına yardım etsek iyi olacak. Evet, artık Kobra'nın muhteşem savunma gücünün bile sınırları olduğunu biliyoruz. Hemen döneriz. Kolay gelsin. Hey, bu Kobra savunmasıyla burada neredeyse hiçbir şey bizi durduramaz. Evet, endişe edecek bir şey yok. Aa, bir mongos ya da bir sürüngen dışında yani. Şaka mı bu? Neden bugün herkes bizim eşyalarımızın yanına yatıyor? Değil mi? Hey, sen de... Hayır. Ne? Yani sence kobra güçleriyle bir kaplanı yerinden oynatabilir miyiz? Kaplanlar kobralardan uzak durur. Çünkü kobra zehri kaplanı indirecek kadar kuvvetli. Kesinlikle. Hatta bir fili bile indirebilir. Hadi bir dene bakalım. Ha? Ne? Neden ben? En baştan hayvan podunu kaybeden sendin. Bunu biliyorum ama iki kobra bir taneden daha iyidir. Oo, peki. Kobra gücü minyatürize ediciyi kurtarmaya. Oo. Savunma pozu. Başlığı etkinleştir. Mümkün olduğunca büyük ve güçlü görünmemiz gerek. Ona başlığımın arkasını göstereceğim. Gördün mü kaplan? İki tane kocaman göze benziyor değil mi? Bize bulaşmak istemezsin. İşe yaramıyor. Dişleri devreye sok. Küçük bir sahte ısırık. Kesinlikle kobraları tanıyor. Evet. Hayır. Bu daha da kötü. Bu derde nasıl bulaştık biz? Ben hayvan podumu kaybetmiş olabilirim. Yılanlara çok dikkat et. İnan bana, bastığım yere bakıyorum. Aviva, bu bir kral kobra. Bir dakika, majesteleri. Ne? Kral kobra mı? Evet, kobraları araştırırken gördüm. Kral kobra en büyükleri. Aslında gezegendeki en büyük zehirli yılan. Boyu 5 metreden fazla olmalı. Ve vücudunun 1/3'ü havada dik duruyor, gözümüze bakıyor. Majesteleri, sizi rahat bırakacağız. Vay canına, öyle ayakta dururken sürünmeye devam edebiliyor. Koki, ağır ağır gerileyelim. Ucuz atlattık. Kesinlikle. Bir yuva. Kobra'nın yuvası var. Yani kral kobra değil, kraliçe kobra mı? Yani en azından kraliçe kral kobra. Yuva olduğuna emin misin? Evet, dünyada yuva yaptığı bilinen tek yılan türü ve yuvalarını koruyorlar. Vay, bu çok özel bir yılan. Kıpırdama. Yine ne oldu? Bir kral kobra pulu. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Yılanlara çarpıp durmaktan vazgeçmeliyim. Hayvan güç elbiselerine kral kobra yükseltmesi yapabilirim. Teşekkür ederim kraliçe. Ama kral kobranın nerede olduğunu merak ettim. Bir kaplanı bir minyatürize ediciden nasıl indirirsin? Beklersin. Chris, dikkat! Bir yılan arkadaş! Harika! Bir kral kobra! Hey, şuna bak! Biz de kobrayız! Gel buraya! Gel kardeşim! Evet, hey! Kobra güçlerimiz varken endişelenmemize gerek yok. No! Ne? Ah! Ah! Oh!
O da neydi? Aa, Martin, unuttuk. Kral kobralar yılan yer ve başka kobraları yemeyi de çok severler. Sürün! Çöz şunu! Güç kıyafetinin kral kobra yükseltmesine daha güçlü bir zehir programlamam gerekmez mi? Aslında kral kobranın zehri diğer kobralar kadar kuvvetli değil. Ne? Ama diğer kobraları avlıyorlar. Biliyorum ve diğer kobraların zehre bağışıklığı var. Ama mongos gibi kısmi bir bağışıklık. Kral kobra bu durumla başa çıkmak için çok fazla zehir salgılıyor. Avcılarına veya avlarına büyük miktarda zehir enjekte edebiliyor. O kadar çok zehir ki diğer kobralar bile buna dayanamıyor. Tamam anladım. O zaman zehir salgı bezlerini modifiye edeyim. Biliyorsun, erkek kral kobra etrafta olduğu için Chris ve Martin'i gerçekten bulmalıyız. Ama bu çok güzel. Eminim iyidirler. Nerede? Görüyor musun? Hayır, ama onun bizi görmesi gerekmiyor. Dili var, hatırladın mı? O dili koklamak için kullanıyor. Yeri koklayıp izimizi bulabilir. Biliyorum, 100 metre öteden avlarını izleyebilirler. Orada bir şey var. Sürün! Sürün! Deaktive etmeliyiz kardeşim. Yapamayız. Normal boya dönene kadar olmaz. Küçük olmak da tehlikeli. Evet. Sürün kardeşim! Sürün kardeşim! Mongos alarmı! Kobra olmak düşündüğüm kadar kolay değilmiş. Yakaladı beni kardeşim. Ama şu anda kobra gücümün olması iyi bir şey. Zehir bağışıklığı beni kurtaracak. Evet, ama sonsuza kadar dayanmaz. Ondan kurtulmamız gerekiyor. Martin, ağaca dolanmış. Ne yapıyorsun öyle? Uzun hikaye. Beni aşağı indirin. Chris'in yanına gitmem gerek. Hayır. İşim bitti. Hayır, bağışıklık ölçer yükseliyor. Elbise bu kadar çok zehre dayanamaz. Hayır, Chris'e yardım etmeliyiz. Al Martin, bunu kullan. Kral kobra gücü. Bu dövüşü dengeler. Geliyorum kardeşim. Kral kobra gücü aktif. Şimdi krala karşı kral. Üzgünüm dostum. Kobra saldırısı. Sağ ol kardeşim. Tam zamanında. Bağışıklık bozulmadı. Iska. Kral kobralar kendi türlerini bile yiyor. Peki, bir planım var. Benden çok daha büyük. Berabere kaldık diyelim mi dostum? Yani hey, sen gerçek kralsın. Tamam, pes ediyorum. O kadar çabuk pes etme kardeşim. İki kral kobra. Bir taneden iyidir. Bravo, harikaydı. Evet, bu elbise harika. Hey, bak kim kalkmış. Sonunda normal boyutlara dönebiliriz. Harika. Ve sonra görmeniz gereken bir şey var. Vay canına. Muhteşem bir keşif. Gerçek bir kral kobra yuvası. Bu kraliçe güç elbisesini yapmamızda yardımcı oldu. Görev kesinlikle başarılı. Hayvan pudunu dünyanın en zehirli yılanlarından birinden geri aldık. Ve güvenli bir şekilde normal boya döndük. Ama kardeşim, hayvan podumu kaybetmem neredeyse yenilmene sebep olduğu için özür dilerim. Şu andan itibaren kesinlikle daha düzenli olacağım. Görmeden asla inanmam. Öyle mi? Seyret. Bu biraz uzayabilir. Evet. Neyse ki şu kral kobranın yumurtaları çatlamadan önce biraz vaktimiz var. Yuvanın içine bir göz atalım bakalım. Sanırım süre doldu. Yumurtadan çıkıyorlar. Bunu kaçıramam.
İlk yavru yumurtadan çıkıyor. Dünyaya hoş geldin. Ona prenses diyeceğim. Prenses, bebek kral kobra. Oo, çok şirinler. Evet, ama aldanmayın. Doğdukları andan itibaren zehirleri, çift gözlü tehlikeli savunmaları ve avı etkisiz hale getiren saldırıları tam güçte. Oo, o zaman bu ufaklıkları rahat bırakıp hemen çekilmeliyiz. Hayır, 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 hayır. Ben gidiyorum. Peki, sanırım sonra organize olmam gerekecek. Jimmy!